Cumhuriyet'in 92. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından alternatif kutlama düzenlendi. Törene CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Hayati Tekin, İl Başkanı Dinçer Soylu, milletvekili adayları Neslihan Hancıoğlu, Nurcihan Tomrukçu, Dürdane Kılıç, Cem Yılmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Karadeniz Bölge Sorumlusu Birol Yelekin, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Abdurrahman Akbaş, Eğitim ve İş Görenleri Sendikası Başkanı Rüstem Kara, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Ferda Mete, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. CHP İl Başkanı Dinçer Soylu 15-20 yıl önce Cumhuriyet bayramlarını heyecanla beklediklerini ve Cumhuriyeti Cumhuriyete yakışır biçimde kutladıklarını söyledi. Bundan 15-20 sene evvel bayramlar böyle mi kutlanıyordu? İlkokul çağında ki biz o günleri gördüğümüzde gerçekten uyuyamazdık. Cici elbiselerimizle, tören elbiselerimizle bayramın gelmesini bekler coşkuyla giderdik 29 Ekim'de. Bayramımızı kutlardık, akşam Fener Alayı'na katılırdık, Cumhuriyeti Cumhuriyet'e de hiç şekilde kutlardık. Bugün niye yapılmıyor? Eğer ilkokul çağındaki çocuk Cumhuriyet Bayramı'na cici elbiselerimle katılacağım diye 3 gün uyumaz. Yüreğinde o sevgiyi beslerse Cumhuriyet ilelebet kalır. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, devlet ve milletin bir arada Cumhuriyet Bayramı'nı kutlaması gerekirken iki ayrı kutlama olduğunu ve CHP'nin çelengini devletle birlikte koyulmasına izin verilmediğini ifade etti. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelenginin devletle beraber konulmaması ve koyulmaması Cumhuriyeti kuranları yok eden bir düşüncenin, bir anlayışın ülkemizdeki varlığı ve bundan sonraki sürdürebilir gelecekleri onlar için endişe kaygısı olması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelengini devletle beraber burada koyacağız. CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin ise şunları söyledi. Saltanatın sarayın sultasını yıkmak için bu ülke nice kanlarını akıttı. Ve yine öylesine büyük bir örnektir ki Türkiye Cumhuriyeti tüm İslam aleminde bağımsızlık mücadelesi vererek kanla sınırlarını çizmiş ve ülkesinin bağımsızlığını sınırlarını ilan etmiş. Tarihten bugüne tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir.